Tavası var, ciğeri var. Yanında da biberi var. Abi güzel Edirne'm, sende daha neleri var? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gerçekten inanılmaz karşılandık. Bahri Bey nasılsınız öncelikle? Siz nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi enerjinize çok daha iyi olduk. Anons bile yapamadan direkt konuya girdik efendim. Çünkü çok güzel bir işletmede harika bir beyefendiyle şu an röportaj yapmanın keyfi içerisindeyim. Bahri Bey ben direkt konuya giriyorum. Şimdi önce çok kısa sizi tanıyayım ben. Daha sonrasında ciğerlerimizin de tadına bakalım. Bahri Dinar, Uzunköprü Süleymaniye Köyü doğumlu, 1961 yılında doğdum. 13 yaşında gurbete çıktım. Bulaşıkla başladım. İşte komilik, garsonluk, şef garsonluk derken Allah bize burasını nasip etti. Kendi mesai arkadaşlarımla beraber burada da 15 yıldan beri çalışıyoruz. Ama aşağı yukarı 48 yıldan beri de sektörün içerisindeyim. Maşallah efendim, 48 yıldır. Tabii bir ömür. Başka hiçbir iş yapmıyorum. Benim bildiğim tek şey bu. Kendimizi ciğere mi adadık peki? Yani burada görüyorum çok birçok lezzetlerimiz var tabii ama ben önce bu ciğerin tadına izleyicilerimizin de gözü önünde şöyle bir bakmak istiyorum. Biz onu böyle anlatırken diyoruz ki hakikaten öyle işlenmesiyle, doğranmasıyla, yıkanmasıyla böyle piştikten sonra keyribar gibi sarı kelebek kadar hafif bir tava ciğer çıkıyor karşımıza bizim. Bir şey söyleyeceğim. Unlu zaten bu Arnavut ciğeri mi bu? Hayır. Arnavut ciğeri hem kuzu ciğerinden olur hem de küp küp doğranır. Bu Edirne usulü tava ciğeri. Yani tescili de o zaten. Yani Edirne yaprak ciğeri diyoruz biz ona. Gerçekten Edirne yaprak ciğeri çünkü görüntüsünden zaten belli bu ama. Hani yaprak yaprak doğranmış derler ya, o işte bunun doğramasıyla, doğrama şekliyle öyle doğrarız biz onu. Ondan sonra bol sudan geçiririz. Dünyada belki de ciğeri yıkayarak yapan tek il biziz. Dana ciğeridir, bol sudan geçiriyoruz. Doğradıktan sonra bol su, daha sonra un, bildiğimiz un ve ayçiçek yağı. Yani burada her şey Edirne. Yağ bizim, un bizim, ne oldu? Dana da bizim, tamam işte. Her şey bizim. Tabii göresel oldu. Gerçekten şahane. Yani Bahri abi seninle röportaj yapmanın keyfini tekrar çıkartmak istiyorum. Ve diyorum ki işin mutfak kısmında siz de yer alıyor musunuz peki? Yani ustalarımız mı hallediyor biz bu işleri? Aslında ustalarımız var ama ben her kademesinde yer alıyorum. Yani ben müşteriye birebir dokunmasını çok seven bir insanım. Çünkü benim işim bu. Ben sürekli salonda gezerim. Müşteriye birebir dokunurum. Ve tabii ki aldığım ürünleri hem ustalarım kontrol eder ama kendim kontrol etmeden de içime sinmez. Önce içime sinecek benim. Yani ben yaptığım işi kendim kabulleneceğim. Ondan sonrası kolay. Vallahi müthiş, burası da şahane diyelim gerçekten. Şöyle diyelim mi? Ciğer bahane Edirne şahane. Sizleri Edirne'ye bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Hadi, Bahri Bey peki buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Efendim, dünyanın neresinde olursanız olun, mutlu olun, esen kalın, bol bol selamlar. Herkese yeni yıllar diliyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.